Değerli basın mensupları, bu basın açıklaması niye gerek duyuldu? Son dönemde gelişen olaylarla alakalı İstanbul'da bulunan cemevleri ve Alevi kurumları, federasyonlar, konfederasyonlar olarak bu basın açıklamasını elzem olarak yapmak zorunda kaldık. Burada zaten gelişmeleri basından da takip ediyorsunuz. Yaşanan olaylar, cemevlerinin durumları. Bununla alakalı kamuoyuna bir açıklama yapacağız. Aydın Başkanım bu açıklamayı sunacak. Ben Aydın Başkanıma veriyorum sözü. Basına ve kamuoyuna, Alevi toplumu ve kurumları olarak yeni bir tarihsel dönemeçteyiz. İnancımıza ve toplumumuza yönelik geleceğimizi belirleyecek iyi niyetli olmayan yeni girişimlerle karşı karşıyayız. Geçmişten bugüne gerek Alevi toplumu gerekse de kurumlarımız taleplerimizi, sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı ve nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizi çok açık net bir şekilde farklı biçimlerde defalarca hem kamuoyuna, hem iktidara, hem siyasi partilere, hem de devletin her türlü yetkili kurumlarına ilettik, iletmeye devam ediyoruz. Ancak bu konularda önemli bir adımın atıldığını söylemek mümkün değil. Tersine daha da rahatsız edici girişimlerle karşı karşıyayız. Tüm muhalefetimize ve rızalığımızın olmamasına rağmen Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı marifetiyle inancımız tanımlanmaya, içi boşaltılmaya, yozlaştırılmaya, kültürel bir öğeye indirgenmeye, toplumumuzu birbirine düşürmeye ve iktidarın bir aparat haline getirilmeye çalışılmaktadır. İktidarın bir aparatı konumunda olan bu kurum, cemevlerimiz, kurumlarımız, dergahlarımız ve ocaklarımıza yönelik faaliyet yürüterek, iktidarın imkanlarını da sonuna kadar kullanarak kendisine bağlamaya, Türk İslamcı ve milliyetçi bir çizgiye çekmeye çalışmaktadır. İstenen içi boşaltılmış, yozlaştırılmış, iktidara yedeklenmiş bir Aleviliktir. Anayasadaki laiklik, din ve vicdan hürriyetiyle 2014 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin cemevlerine ayrımcılık yapıldığı ve cemevlerinde diğer ibadethaneler gibi hukuki olarak tanınması gerektiği ve Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesiyle bağlantılı olarak din özgürlüğünü garanti altına alan 14. maddesinin ihlal edildiğine dair oy birliğiyle alınan kararlarını kamuoyuna tekrar hatırlatmak istiyoruz. Kaldı ki bir inanca ilişkin herhangi bir yasa ya da mahkeme kararına gerek yoktur, ihtiyaç da yoktur. İktidar, evrensel hukuk, temel insan hakları, din ve vicdan özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve yargı kararlarına uyup Aleviliği olduğu gibi tanıyacağına, tersine tüm bunları yok saymakta ve inancımız yeniden tanımlanmakta. İktidarın imkanları da kullanılarak binbir badire ile atlatarak bugünlere gelmiş toplumumuzun arasına nifak tohumları ekmeye çalışmaktadır. İktidar resmi gazetede kararnameler yayınlayarak kamu kurumlarını baskı ve güç aygıtı gibi kullanmaktadır. En son olarak Alevi Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlığı bir iç yönetmelik yayınlayarak inancımızı, ocaklarımızı ve cemevlerimizi kendisine bağlamaya çalışmaktadır. Bunun için de cemevlerimizden görüş istiyor. Bugüne kadar yapılan çalıştaylarda dahil olmak üzere her türlü görüşme ve önerilere açık olduk. Yetkililerin kurumlarımız, cemevlerimiz ve ocak dedelerimizle yaptığı görüşmelerde tutumumuzu çok net ifade ettik. Bu tür dayatmaları kabul etmeyeceğimizi ve önceliğimizin tanınma ve özgürlük olduğunu ısrarla belirttik. Dolayısıyla yönetmelikle ilgili ayrıntıları tartışmak, öneriler yapmak sorunun esası dururken beyhude bir çaba olacaktır. Biz Alevi Bektaşilerin inanç yolunun en temel ilkesi rızalıktır. Alevi ve Bektaşiler olarak rızamız olmaksızın kurulmuş olan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı tanımıyoruz. Hatırlatmakta yarar var. Bir yönetmelikle kendinize bağlamaya çalıştığınız bu cemevleri Alevilerin binbir emekle, küçücük lokmalarıyla, alın teriyle yarattığı kurumlardır. Yıkmaya, mühürlemeye çalıştınız. Kuruluş aşamalarında Alevi isminin kullanımını yasakladınız. Cemevlerine cümbüş evi dediniz.
Cem evleri bizimdir, Alevi toplumundur ve ibadethanemizdir. Cem evlerin ibadethane olarak tanınması bizler için onur meselesidir. Cem evlerine ibadethane statüsü verilmeden yapılan her şeye kuşkuyla bakıyoruz. Mevcut laiklik söylemleriyle bizi oyalanmaktan ve sorunun üstünü örtmekten vazgeçin. Laiklik meselesini yeniden ele almalı, tartışmalı ve düzenlemeliyiz. Devletin dinlerden, inançlardan elini çektiği, dine karşı nötr olduğu, bir inancın diğeri üzerinde tahakküm kurmadığı, kuramayacağı, devletin ve yerel yönetimlerin herhangi bir inancın hizmetine girmediği, tam bir inanç özgürlüğünün olacağı bir laiklik anlayışını tartışmaya açmalıyız. Eşit yurttaşlığa dayalı bir anayasa için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Tarih boyunca haksızlık ve zorbalık görmüş, yok sayılmış bir topluluk olarak talebimiz vatandaşlık bağıyla gönülden bağlı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ibadethanelerle ilgili maddesinde cami, kilise ve sinagog yer alırken cem evlerimizin de eklenmesini talep ediyor. Tüm din ve inançlara sağlanan haklardan eşit yararlanmak istiyoruz. Onlarca yıldır Hacı Bektaş Belediyesi ve Alevi kurumları tarafından Hacı Bektaş Veli Ahmet etkinliklerine karşı 2 senedir alternatif Hacı Bektaş Veli Ahmet etkinliği yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı bu sene yapılacak etkinliğe müdahil olma ve Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı sürece dahil etme dayatmasını kabul etmiyoruz. Alevi kamuoyuna algı operasyonları yapanlar şunu bilmeli ki dönemin Hızır Paşalarını tüm kurumlarımız görmekte ve başkanlığın inancımızı kuşatma projesinde yer alanlarla kurumsal ilişkimizi gözden geçireceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. İstanbul'da bulunan Alevi kurumları, çatı örgütlerimiz buraya imza koydu. Onları da kısaca tek tek saymak istiyorum. Alevi Bektaşi kurumlarımız, Alevi Bektaş Federasyonu bileşenleri, Hubiyar Sultan Alevi Kültür Derneği, Yalıncak Sultan Alevi Kültür Derneği, Güzeltepe Pir Sultan Cemevi, Türkiye Alevi Federasyonu bileşenleri, Uğur Mumcu Bozat Hızır Cemevi, Bağcılar Cemevi, Başakşehir Canlar Cemevi, Garip Dede Dergahı, Yeni Bosna Hacı Bektaş Veli Derneği, Esenler Ana Fatma Cemevi, Güvercin Tepe Cemevi, İki Teli Cemevi, Şahkulu Sultan Dergahı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin şubeleri olan İçerenköy Şubesi, Ataşehir, Pendik, Avcılar, Gazi Osman Paşa, Sultan Gazi, Sultan Beyli, Kartal, Beyoğlu, Eyüp, Sarıyer, Güngören, Zeytinburnu ve Esenler Şubesi. Alevi Kültür Derneklerinin şubeleri Örnek Cemevi, Sultan Gazi Pir Sultan Abdal Cemevi, Beylikdüzü Cemevi, Silivri Alevi Kültür Derneği, Sarıyer Alevi Kültür Derneği. Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı şubeleri Ok Meydanı Cemevi, Emek Cemevi, Ayaza Cemevi, Çekmeköy Cemevi, Bayrampaşa Cemevi, Yeşilkent Cemevi. Anadolu yakasında bulunan 50 tane derneği temsilen Çerehan bileşenleri ve onun bileşenleri arasında Sülüntepe Erenler Cemevi, Güvenç Abdal Alevi Kültür Derneği Genel Merkezi, Kartal Cemevi, Seyit Seyfi Cemevi, Maltepe Cemevi, Ali Baba Sultan Cemevi, Aydos Güvenç Abdal Cemevi, Burgazada Adalar Cemevi, Büyükada Cemevi, Cem Vakfı Şubeleri, Kavakpınar Cemevi, Maltepe Cem Vakfı, Sultanbeyli Cem Vakfı, Keçeci Baba Cem Vakfı aramızda. Aynı zamanda Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi de aramızda. Türkiye'de gelişen bu özellikle son bir haftada gelişen ve bize karşı dayatmalara yönelik de son bir haftadır bize özellikle 2,5 yıldır Cemevi Başkanlığı'nın dayatmasının dışında Hacı Bektaş etkinliklerini yapan Alevi kurumları ve Hacı Bektaş Belediyesi'ne de hem siyasi baskı hem de farklı baskılarla bu sürece dahil olmayı, kendilerini meşrulaştırma ve bu konuda da işte bu özellikle Cemevi Başkanlığı'nın, daire başkanlığının diyelim, kuşatma projesini genişletme çabasına karşı buradaki kurumlar ortak bir imza vermiştir. Bir an önce bu dayatmalardan vazgeçmesini, Alevileri, Aleviliği bizim istediğimiz gibi tanımalarını, olduğumuz gibi tanımalarını ve cemevlerimizin anayasal statüde ibadethane olarak kabul edilmesini buradan tekrar kamuoyuyla paylaşmış oluyoruz. Teşekkürler.